Onlar demişlerdi ki Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Ne de babalarımız, hiç kimse şirk koşamazdı. Cenab-ı Hak da diyor ki Allah Azze ve Celle'nin ifadesi de koşullu bir ifade. فَلَوْ شَاءَ Allah dileseydi لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Hepinizi hidayet ederdi. Hadi bakayım. Bu da doğru bir ifade. Allah dileseydi hepinizi hidayet ederdi. Demek ki Allah Azze ve Celle ne onların dediğini diledi, ne de burada dediğini diledi. Başka bir şey diledi. Onu da önceki derslerimizde sıklıkla vurguladık. Cenab-ı Hakk'ın neyi dilediğini. Allah Azze ve Celle kullarının ne dalaletini ne de hidayetlerini ilk başta diledi. İlk başta Cenab-ı Hak kullarının dileyebilmelerini diledi. Kulları hidayeti dileyince onlara hidayeti diledi. Kulları dalaleti dileyince onlara da dalaleti diledi. Dolayısıyla وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Allah işledi. Siz Allah Azze ve Celle diliyor ki siz de dileyebiliyorsunuz. Cenab-ı Hak sizin dileyebilmenizi diliyor. Siz de diliyorsunuz. Menfiyat müsbet. Kendi yolunuzu çiziyorsunuz. Cenab-ı Hak da sizin diledikleriniz üzerinden size yeni yeni şeyler diliyor. Ama süreç size göre akıyor. Burada Cenab-ı Hak ben dileseydim zaten hepiniz mühtedi olurdunuz dedi onlara cevaben. Onlarınkiyle yan yana getirdiğimizde hakikat ortaya çıkıyor. لَوْ شَاءَ اللّٰهُمَّا اَشْرَكْنَا dediler. Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Evet, Cenab-ı Hak şirk koşmamanızı dileseydi, size hidayeti dileseydi, siz şirk koşmazdınız, bu doğru. Bu herkes için doğru ama. Cenab-ı Hak dileseydi hiç kimse şirk koşmazdı. Cenab-ı Hak dileseydi herkes hidayet üzere olurdu. Demek ki o zaman konu bu değil. Eğer konu bu olsaydı, o zaman burada niye varız? O zaman birimizin diğerinden farkı nerede zuhur edecek? O zaman iyilerle kötülerin arasındaki ayrım nasıl ortaya çıkacak? فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Yalancılar ve sadıklar arasındaki yol ayrımı nerede gerçekleşecek? O sebeple Allah Azze ve Celle onların bu beyhude söylemlerini tümüyle boşa çıkardı. O zaman böyle diyenler olursa biz onlara öyle diyeceğiz. Ya Allah dileseydi ben şirk koşmazdım. Biz de diyeceğiz ki Allah dileseydi hiç kimse şirk koşmazdı. Sadece sen değil. Allah dileseydi hiç kimse şirk koşmazdı. Allah dileseydi herkesi hidayet üzere toplardı. Herkes muhtedi olurdu. Bu senin dediğin söz değil. O zaman muhatabımız bize diyecek ki doğru, haklısın, benim sözümün büyüsü kayboldu. Sen öyle deyince benim sözümün büyüsü kayboldu. Peki Allah neyi diledi? Asıl soruya geleceğiz. O zaman da diyeceğiz ki Allah Azze ve Celle bizim önümüze yolu açtı. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Biz onu yola ilettik diyor Cenab-ı Hak. İster şükredenlerden, ister küfredenlerden. Bu artık فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Takvasını da ilham etti, fucurunu da ilham etti. Takvasına sarılana Cenab-ı Hak takvasını hidayet etti. Fucuruna, azgınlığına, taşkınlığına sarılana, buna meyledene de, bunun sebeplerine sarılana da Cenab-ı Hak dalaleti yol etti. Onu dalalete iletti. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin ilk başta biz kullar için, hepimiz için ne zoraki hidayeti dilemişliği var, ne de zoraki dalaleti dilemişliği var. Eğer hidayeti dilemişliği olsaydı hepimizi muhtedi kılardı. Bir başka husus, Cenab-ı Hak dikkat ederseniz örneğini Allah dileseydi hepiniz müşrik olurdunuzdan seçmedi. Olumlu olanından söyledi. Bu Cenab-ı Hakk'a daha pozitif bir ifade. Allah dileseydi hepiniz mühtedi olurdunuz dedi. Demek ki Cenab-ı Hak insanları iradelerine dokunarak zoraki mühtedi yaptığı bir ortamda değiliz. Kullu mri'in bima kasebe rahin. Her kişi
kendi kazancının rehinesi olarak sonuca gidiyor. Kim neyi kazanmayı, neyi elde etmeyi murad ediyor, ardına çabasını koyuyorsa, o bunun neticesine ve sonuçlarına mahkum oluyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize dileyebilmeyi dilemiştir. Müşrikler şirk yolunda adımlar attıkları için, şirki diledikleri için Cenab-ı Hak onların önüne o yolu açtı. Mühtediler, hidayete tutunanlar, hidayet yoluna adım attıkları için, onu diledikleri için de Cenab-ı Hak onlara hidayeti yarattı, hidayeti halk eyledi. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Dolayısıyla bu iş baskıyla değil. Cenab-ı Hak baskı uygulamadı ki müşrikler böyle konuşsun. Bize de baskı uygulasaydı desin. Allah Azze ve Celle Resulüne de benzer şekilde ve benzer bir ifadeyle dedi ki اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ İnsanlar mümin oluncaya dek sen onları ikrah mı edeceksin? Yani hoşlanmadıkları halde üzerlerine baskı mı kuracaksın? Cenab-ı Hak dedi ki فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Cahillerden olma. Allah dileseydi لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى Onları hidayet üzere toplardı. Yani Cenab-ı Hakk'ın gücü eksik olmadı ki onlara baskı uygulamakta yetersiz kalmış olsun. Sen onlara baskı uygulayıp bu eksikliği tamamlayasın. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak onları kendi iradelerine bıraktı. Dolayısıyla sen de onlara baskı uygulama. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ Sen mi baskı uygulayacaksın yoksa? Sen de baskı uygulayamazsın. لَا اِكْرَاهَ فِدِّينِ Allah Azze ve Celle bunu insanın iradesinin dokunulmazlığını ve mahremiyetini sağladığı bu yeryüzü sınavında kimseye böyle bir hak vermemiştir. Kalkıp birilerine baskı uygulasınlar da onu zoraki hidayete adım attırsınlar da baba da olsa mümkün değil, oğul da olsa mümkün değil. Ne babası Nuh Aleyhisselam oğluna bu manada bir şey yapabildi ne de oğul babasına söz gelimi Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu manada bir şey yapabildi. Kişilerin iradesi dokunulmazdır. Kalplerine uzanıp onların iradesine dokunamayız. Cenab-ı Hak kim ne olmak istiyorsa kendi kararını kendisi versin diye bu ortamı, bu dünyayı ve bu sınavı ve bu sınavın içerisine gönderdiği bu insanları yarattı. Dolayısıyla müşriklerin bu söylemi beyhude, temelsiz ve anlamsız bir söylem. Onların nasıl başka bir yere kaçtıklarının güzel bir örneği, yani cidalde, tartışmada muhatap sıkışınca nasıl başka bir konuya atlar, bu örnek güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Bakın, çok belirgin bir konu var, tartışması belli adıyla sanıyla. Burada Allah Azze ve Celle onlardan kanıtlarını istiyor, kanıtın her türlüsüne de razı, buyurun getirin diyor. Onlar doğrudan belirgin bir kanıt talebi karşısında buna icabet etmek yerine bakın nasıl başka bir konuya atlıyorlar. Konuyu boğmaya çalışmak üzere.